basına yönelik Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmada artık son aşamaya gelindi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığındaki komisyon 250. maddede değişiklik öngören çalışmayı 2 gün içinde Erdoğan'ın görüşüne sunacak. CHP'den çalışmalara destek geldi fakat MHP özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına karşı. Artık Türkiye normalleşme sürecinde hızlı adımlarla ilerlemekte ve özel yetkili mahkemeler işlerlerini tamamlamak üzeredir. Hükümet özel yetkili mahkemeleri kaldırmak, uzun tutukluluk sürelerinin önüne geçmek ve yargıya ilişkin tartışmalara büyük ölçüde son vermek istiyor. Bu kapsamda hazırlanan 3. yargı paketi hafta sonunda mecliste tartışılacak ve büyük olasılıkla yasalaşacak. Konu önce Bakanlar Kurulu'nda ardından AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda gündeme geldi. Başbakan Erdoğan bir komisyonun çalışma yapması talimatını verdi ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin de bu paketin içine konulmasını istedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığındaki komisyon hafta boyunca paket üzerinde çalıştı. İktidar Partisi'nin hukukçuları bu mahkemelerin kaldırılmasından sonra devam eden davalarla ilgili boşluk doğmaması için formül arayışına girdi. Özellikle Ergenekon ve Balyoz gibi kamuoyunun yakından takip ettiği önemli davaların akamete uğramaması için yöntem arandı. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması durumunda darbe ve terör gibi ağır suçlara hangi mahkemenin bakacağı konusuna çözüm bulunmaya çalışıldı. Nitelikli suçlar için bölgesel yapı oluşturulması ve mevcut bazı mahkemelere görev verilmesi görüşü benimsendi. Bu çerçevede terörle mücadele edebilmek için yargının elini zayıflatmayacak, özel yetkileri olan yeni bir mahkeme kurulacak. Bu mahkemenin temel hak ve hürriyetleri sınırlandıracak, demokrasiyi gölgeleyecek uygulamalardan uzak durması için de yeni bir mekanizma oluşturulacak. Bugüne kadar devam eden davaların, Balyoz gibi diğer darbe teşebbüsüyle ilgili olan davaların sonuçlandırılmasına kadar mevcut mahkemeler görevlerine devam edecekler. Özel yetkili mahkemeler darbe davalarıyla ilgili kısmı sonuçlandıracaklar. Daha sonra bu konuyla ilgili olacak varsa meseleler ağır ceza mahkemeleri görevli olacak. Komisyonda dikkat çeken bir öneri de sunuldu. Özgürlük hakimleri ya da akil yargıçlar. Buna göre savcının soruşturmaya başlamasından sonra şüpheliyle ilgili arama, takip, dinleme ve tutuklama gibi özgürlüğü sınırlayıcı kararları davaya bakan hakim değil başka bir yargıç alacak. Bu sistemde özgürlüğü kısıtlayıcı kararları alan hakimin davanın devamında alınacak kararın etkisi altında kalması engelleniyor. Bu yöntemin pek çok ülkede uygulandığı belirtiliyor. Çete ve örgüt tanımlarının yenilenmesi, yolsuzluk gibi suçlarda bireysel yargılamanın yapılabilmesi için de hukuki metinler oluşturuldu. ŞİKE ile bazı belediyelerdeki davalarda eleştiri konusu olan çete suçunun tanımı yeniden belirlenecek. Tutukluluk süresinin 5 yılda sınırlandırılması da gündemde. CHP ve BDP özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına tam destek veriyor. MHP ise bu mahkemelerin kaldırılmasının terörle mücadeleyi zaafa uğratacağı görüşünde.